Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte telefonda konum nasıl değiştirilir? Bunu göstermeye çalışacağım. Kendinizi istediğiniz konumda gösterebileceksiniz. Hatta istediğiniz lokasyonda hareketli konum dahi yapabileceksiniz. Bu programın içerisinde konum bazlı pek çok özellik yer alıyor. Artık siz kendi ihtiyaçlarınıza göre programı özelleştirip kullanabilirsiniz. Bu konularda bizlere destek olacak programımızın adı Tethershare iAnyGo olacak. Açıklamalar kısmında programın indirme linkini de koyuyor olacağım. Peki bu konum değiştirme ne gibi işimize yarayabilir? Ondan size çok kısa bahsedeyim. Lokasyon bazlı oyunlarda kullanabilirsiniz. Bazı konum bazlı sosyal medya uygulamalarında kullanabilirsiniz. Bunlar gibi daha pek çok kullanım yerleri mevcut. Şimdi gelin vakit kaybetmeden programı nasıl kullanabiliyoruz? Sizlere bilgisayar üzerinden göstermeye çalışayım. İlk olarak programımızın internet sitesine giriş yapalım. Tethershare iAnyGo programını açıklamalar kısmındaki bağlantılar üzerinden girip indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada programın ne işe yaradığıyla alakalı detaylı bilgiler mevcut. Hatta şöyle bir Türkçe diline çevir diyelim. Çok kısa bir bakalım. Burada GPS konumunu jailbreak veya root olmadan herhangi bir yere serbestçe değiştirin. Oyunlarda hareket yönünü esnek bir şekilde kontrol etmek için GPS kumanda kolunu kullanabiliyorsunuz. Program içerisinde bunları size göstereceğim. Pokemon Go gibi, Monster Hunter Now gibi, iOS, WhatsApp, Facebook gibi tüm konum tabanlı uygulamalar da çalışıyor. Burada da zaten programın bütün detaylarını sizler de bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Ben çok fazla videoyu uzatmamak adına bunları geçeceğim. Buradan programınızı indirebiliyorsunuz. İster Windows bilgisayarlarınızda, isterseniz de macOS tabanlı bilgisayarlarınızda kullanabiliyorsunuz. Bundan dolayı da bir problem yok. Ben programı indirdim. Şimdi hemen programımıza geçiş yapalım. Evet, daha önce indirdiğim programımızı açtık arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 4 tane farklı yer var. Bunlar ne işe yarıyor? Onlardan sizlere çok kısa bahsedeyim. Burada Change Location diyor. Burada konumunuzu değiştirebiliyorsunuz. Dünyanın istediğiniz her yerinde bu konumu gösterebiliyorsunuz. İstediğiniz her yerde gösterebiliyorsunuz. Bu kısım bu işe yarıyor. Burada Single Spot Moment iki farklı konum arasında bir yerden bir yere gitmenizi sağlıyor. İster yürüyüş hızında, ister bisiklet hızında, ister araç hızında farklı farklı yapabiliyorsunuz. Birazdan da göstereceğim. Buradaki Multi Spot Mode da 2'den fazla lokasyonda sırayla o seçtiğiniz lokasyonlar arasında konumunuzu götürebiliyorsunuz. Burada da zaten joystick tıpkı PlayStation'un oynar gibi joystickle istediğiniz konumlar arasında gezebiliyorsunuz. Ben şimdi change location'dan bir enter diyelim. Enter dediğimizde buraya bilgisayarıma telefonu bağlamam gerekiyor öncelikle. Ben iPhone 14 Pro kullanıyorum. Şöyle de bir kablom var. Bu kablomla birlikte bilgisayarımın USB girişinden telefonumu bağlayacağım. Evet, şu anda bilgisayarımı, telefonumu bağladım. Zaten bağlar bağlamaz da muhlis olarak burada telefonu hemen tanımladı. Ben bunu seçtim. Next'e bastım. Next'e bastıktan sonra bilgi aktarımı yapıyor telefondan bilgisayara. İlk programı tanımladığında iPhone telefonumuzda güvenme seçeneği çıkıyor. Detaylara erişebilmek için mecburen güven seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Evet, 1-2 dakikalık beklemeden sonra telefonumuz bilgisayarımızdaki programa tanımlanmış oldu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben daha önce kullanmıştım programı sizlere video çekmeden önce. Kendimi Las Vegas'ta göstermiştim. Şimdi buraya mesela şuradaki adres GPS koordinat kısmında New York yazacağım. Kendimi New York'ta göstermek istiyorum. New York'a bastım. Şuradan araya bastım. Burada da New York United States'e basıyorum. Start to modify dediğimde otomatik olarak buradan şu an konumum New York'ta gözüküyor. Hatta telefonumdan bir ekran kaydı açayım sizler için. Telefonumdan açtığım ekran kaydında da hemen telefonumdan da hangi konumda olduğumu sizlerle paylaşayım. Şöyle Google Maps'i açıyorum. Google Maps'i açtığımda arkadaşlar şuradan da yaklaşayım. Hatta şöyle büyüteyim ekranı. Burada bakın New York City. Burada da yine City Hall Park'ta gözüküyorum. Hem telefonda hem de bilgisayarda. Burada dediğim gibi istediğim lokasyonda kendimi gösterebiliyorum. Şimdi şuradan Single Spot Movement'a geliyorum. Burada da sizlere demiştim ki iki farklı nokta arasında geçiş yapabiliyorum demiştim. Telefonumu şöyle bırakıyorum. Buradan şu kısmı elimle seçiyorum. Şöyle hatta programı küçülteyim biraz daha iyi olması için. Seçtikten sonra şurada Start to Move dediğimde arkadaşlar burada ister yürüme hızında yaklaşık 3.6 kilometre hızında veya bisikletle 25 kilometre hızında veyahut motosikletle 68 kilometre hızda veyahut araçla 108 kilometre hızda kendimi konumumu bir noktadan bir noktaya gidecek şekilde gösterebiliyorum. Ben şimdi şurayı seçtim. Araçla gidecek şekilde seçiyorum. Bir yandan da telefonumdaki konuma bakacağım. Start to move dedim. Şuradan bana bir lokasyon çizdi ve gördüğünüz gibi ben hem bilgisayar ekranımda hem de telefonumdaki konumdaki lokasyonda şu an hareketli bir şekilde aracı seçtiğim için araç yollarını kullanarak beni bir noktadan bir noktaya gösterecek şekilde programı kullanabiliyorum.
Evet, şu anda gelmek üzere seçtiğim konuma ve geldi arkadaşlar. Şöyle bir şey daha yapalım çok kısa göstermek adına. Yine bir nokta seçtim. Bu sefer de yürüme hızını da seçeceğim. En düşük hızda. Şöyle seçemedim. Ha, start the mode dedim. Bu sefer biraz daha yaklaştırdım. Şöyle de hatta yaklaştırayım. Burada da gördüğünüz gibi hem telefonda hem bilgisayarımdaki programda yürüme hızında daha yavaş bir şekilde hareket sağlayabiliyorum. Şimdi bunu stop dedim, durdurdum. Hemen üçüncü kısma geleceğim. Burada ikiden farklı noktalara seçim yapabiliyorum. Örnek veriyorum, bir şurayı seçtim. Daha doğrusu daha önce seçmişim. 2 burası, 3 burası, 4 burası, 5 de burayı seçtim. Hız olarak da şöyle motosiklet hızını seçeceğim. Buradan start the move dedim ve bu şekilde harekete başladı arkadaşlar. Yine aynı şekilde iki noktadan da hareketlerimi görebiliyorum. Hareketlerimi izleyebiliyorum. Bunu da göstermiş oldum. Şu anda kaçıncı? Üçüncü lokasyona geldi. 3'ten 4'e doğru gidiyor ve 4. lokasyona da geldi. Hareket tamamlanmış oldu. Completed burada da görüyorsunuz. Şimdi son joystick özelliğine gelelim. Burada da arkadaşlar şurada bir joystick var. Görüyorsunuz. Yine ben bunu en hızlıya alacağım. Daha detaylı bir şekilde hareketleri görmeniz açısından. Buradan joystick'imle beraber, seçtiğim joystick'le beraber gördüğünüz gibi istediğim konumda kendimi gösterebiliyorum. Şöyle telefondan da kendimi göstereyim. Heh, şuradayım. Aynen. Aşağıya doğru şöyle hem telefonumdan hem de bilgisayardaki programımdan iAnyGo'dan bu hareketleri izleyebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane farklı konum bazlı çeşidi var. Bu çeşitleri sizlere göstermeye çalıştım. Programımızın kullanımı çok basit. Yani her bilgisayar standart bir bilgisayar kullanıcısının yapabileceği düzeyde. Şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Programı ben kapattıktan sonra telefonumda bu konum kalıyor. Ben hala New York'ta gözükeceğim. O yüzden hala New York'ta gözükmemek adına telefonumu reset atmam gerekiyor. Yeniden başlatmam gerekiyor. Yeniden başlattığımda tekrardan orijinal konumuma telefon geliyor. Bu bilgiyi de özellikle vereyim. Telefonunuzu yeniden başlatmadığınız takdirde mevcut programdaki konumunuz gözüküyor olacak. O yüzden ona da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Unutmadan şu bilgiyi de sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Eğer programı satın almak isterseniz burada ücretleri yazıyor. 1 aylık lisans, çeyrek lisans, 1 yıllık lisans ve ömür boyu şeklinde. Buradaki yazan ücretler günlük ücretler. 0.33 dolar. Eğer aylık ücrete baktığınızda 9.95 dolarlık bir aylık kullanım ücreti var. Çeyrek lisanslı fiyatlar daha uygun, bir yıllıkta daha uygun, ömür boyunda daha uygun. Artık ihtiyacınıza yönelik şekilde satın almak isterseniz fiyatlar da bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi programı çok basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tüm detayları sizlere göstermeye çalıştım. İndirmek, satın almak ve kullanmak isterseniz açıklamalar kısmında programın linkini veriyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.